Memlekete çakılan her çivi bu kuşağın ilgisini çekiyor. Yapılan her hizmet, yapılan her ihmal gençli öğretmenlerin ilgi alanına giriyor. İnsanlar neyle doyuyor, nasıl harcıyorlar, nasıl kazanıyorlar? Gördüğünüz gibi hocam bugün bu santrali görmek istedi. Köyüne çok yakın olan bu santrali birlikte gezdik. Evet. Güzel bir manzarası var hocam. Çok güzel. Su, türbinlerin kaynattığı su buradan şelale yapıp dökülüyor. Evet. Ha, baraj gölünün ortasına kadar kaynatıyor burayı. Bakın, iyi evet. Çekim yaptığımızda görülebiliyor. Çok değişik bir görüntüsü var. Sular adeta kaynıyor burada. Altında ateş evet. Yakılmış, kazan konulmuş, kazanda kaynayan sular gibi. Devlet işletmesi olsa burayı güllük gülistanlık eder. Devlet işletmeleri çok çalışkan oluyor, çalışkanlar. Ama şimdi kalmadı tabii, hep özel sektörün satılıyor. Evet, öyle oldu. Devlet işletmesi olacaktı zaten. Özelleşmeseydi, Türkiye'de özelleşme hareketi olmasaydı burası da devlet işletmesi, devlet su işlerinin bir mekanı olacaktı. Buralar çok güzel olurdu. Evet. Adeta eğlence yerleri, mesire yerleri halinde yapılıyordu buralar ama ne yazık ki öyle olmuyor. Özel şirketler kâra bakıyorlar, boşuna para harcamıyorlar. Evet. İnsan odaklı değil. Özel şirketlerin çalışma tarzı hiçbir zaman insan odaklı değil ve olamaz da zaten. Hep paraya çalışıyorlar. Santral 7 veya 8 sene oldu buraya kurulalı. Evet. Osmancık ilçesinin yakın bir yerinde ufak bir baraj yapıldı Kızılırmak üzerine. Irmak şişirildi ve oradan kanala su alındı, kondu. Bu dağdan, bu Köroğlu dağlarının uzantıları, bu dağın içine kondu. Irmaktan alınan bir miktar su, şu gördüğümüz su. Evet. Osmancık'tan tünele girdi. Tünelin ırmağın o tarafından böyle ırmak batıya doğru gidiyor. Kaldırmanın ilerisi Avşar köyünden dönüyor, doğuya doğru yöneliyor Kızılırmak. Osmancık'tan giren, tünele giren su 17 kilometre tünelin boyu. 17 kilometre dağın içerisinden geldi ve buradan dağın burasından attı. Attı. Bu gördüğümüz işte su ve türbinleri burada çeviriyor. Hidroelektrik dediğimiz enerjiyi üretiyor burada. 17 kilometre dağın içinden geliyor, tünelden bu su. Statkraft bu şirketin adı mı acaba?